Selamünaleyküm. Aleyküm selam Suat Orta Şekerli firmasının sahibi Yasin Aslan Bey ile birlikteyiz. Peki Yasin Aslan denilince aklımıza ne gelmedi diye sorsak ne dersin abi? Yani ben şimdi bu memlekette çok uzun yıllardır tabii ailem, babam, dedem ticaret yapıyorlar. Hani o yüzden bir esnaf kökenli olarak söyleniyoruz tabii ki esnaf kökenliyiz. Ama hani biz dediğim gibi 10 yıldır orta şekerli işletiyoruz. Çok da büyük emekler, çabalar sarf ediyoruz. İşimizle anılmak bizim için daha hoş olur. Hani Yasin Aslan dediklerinde işiyle anılmak bana daha çok gurur verir. Herhangi bir siyasette falan bir bağınız yok, Hayır. siyasette bulunmadınız. Yok. Hiç Sadece yerde yok. ticaretle Evet. alakalı. Geçmişi benzinlik ve otobüs işletmeciliği değil mi abi? Ailemden evet babadan dededen öyle geldi. Daha sonra zamanla herkes kendi yerlerine doğru çekildi tabii. Şimdi de orta şekilde devam ediyoruz Çok elhamdülillah. güzel. Allah kolaylık versin Sağ diyelim. olasın. Zaten yerimizde Çankırı'nın merkezinde güzel bir yer. Evet. Öncelikle böyle bir yeri Çankırı'ya kazandırdığınız için tekraren teşekkür ederiz sizlere. Peki Teşekkür işler ederiz. nasıl diye sorsak abi. Çankırı'da kafe gerçekten bayağı fazla. Orta şekerliği sadece kafe olarak mı görelim? Abi şöyle, orta şekerliği hala 10 yıl olmasına rağmen bizim baklava yaptığımızı bilmeyen eşimiz, dostumuz, arkadaşımız oluyor. AVM ile beraber akşam 10'da kapandığımızı düşünenler oluyor. Sadece bir kafeterya gibi çay kahve olarak görenler oluyor. Ama şöyle, biz 10 yıldır bu sektörün içinde hem pastane olarak hem dünya mutfağı olarak hem de kafeterya olarak hizmet veriyoruz. Sabah saat 5.30'da açılıp gece saat 12'de kapanıyoruz. Hay maşallah. İki şubemiz var. Ve dediğim gibi tüm ürünler, pastanemiz, mutfak malzemeleri, yediğimiz, içtiğimiz her şey tamamen kendi imalatımız ve kendimiz yapıyoruz. Yani orta şeker dediğinizde aslında şöyle, akşam evinize misafir geldiğinizde canınızın ne isteyeceğinin bir önemi yok. Yani tatlı, yemek, içecek ne isterseniz bizde zaten mevcut. Biz bunu sağlıyoruz sizler için. Anladım. Peki kaç kişi çalışıyor abi şu anda işletmemizde? 49. 49 kişi. 49. Hay maşallah. 49 kişiye ekmek veriyorsun Çankırı'da. Allah Aynen. razı olsun diyelim. Cümlemize. Peki Çankırı'da ticaret yapmak nasıl bir şey abi? Yani bayağı bir baktığımız zaman hani kafe, bistro falan diyoruz ama buraları açmak maliyetli. Doğru mu? Toplam maliyeti ne kadar oldu diye sorsak mesela abi orayı açmanın veya bugün açsak orayı bu şekilde maliyeti ne diye sorsak ne dersiniz? Şöyle, bugün açsak maliyeti ne olur boyutunu aslında Ya Suat 5 abi trilyonu geçer mi? 5 milyon çok rahat geçer. Şöyle artık bu işin işte fırınları, tezgahları, dolapları Uçtu falan çok gitti. korkunç paralar. Tabii, çok korkunç paralar. Maliyetler çok arttı. Peki Çankırı'da ticaret yapmaktan memnun musunuz diye sorsak? Şimdi bize şöyle öğrettiler. Hep şükür etmeyi öğrettiler bize. Evet. Tabii ki her O günümüz bizim Anadolu kültürü. her günümüze şükür. Ama desen ki tabii ki tercih etme şansın olsaydı eder miydin? Asla etmezdim. Tercih etme şansın olsaydı Çankırı'yı tabii ki tercih etmezdim. Çünkü nacizane diğer esnaf arkadaşlarım için de söylüyorum. Benim nice esnaf arkadaşlarım var ki yaptıkları ticaretleri büyük şehirlerde ya da kalabalık nüfus olan yerlerde yapsalar çok çok daha güzel olacağını hani gözümüzle dışarıda baktığımızda bile biz görebiliyoruz. O yüzden de çok fazla burayı tercih etmezdik abi. Peki şey soracağım abi, hani Çankırı'nın köklü esnaflarındansınız. Artı dediğim gibi yaş kaç şu anda? 30 şu an. Allah sağlık sıhhat versin ama bilgi, birikim ve tecrübe fazlasıyla var. Çünkü Yok estağfurullah. aileden gelen bir öğreti var. O açıdan baktığımız zaman. Çankırı malum yarenler diyarı diyoruz. Evet. Yarenlik gerçek manada Çankırı'da var mı diye sorsak. Yani yarenlik, yaranlık. Benim çocukluğumda falan vardı. Hani böyle çok demagojik bir cümle olacak. Yok. Bizim zamanımızda, bizim Evet. zamanımızda dedi ama Senin gerçekten zamanın geç değil abi. bizim, yani işte onun için söylüyorum. Çok Evet. demagojik bir cümle olacak ama hala tabii ki bizim zamanımız, bizim jenerasyonumuz devam ediyor ama hani önceden böyle şeyler görüyordum ben. Önceden vardı. Ama hani artık çok fazla bunun kaldığını söyleyemeyeceğim. Ben Yani görmüyorum. yok der gibi bir durum var. Doğru Tabii, mu? yok der gibi bir durum. Çünkü artık biliyorsunuz hem siyasi açıdan hem kültürel açıdan insanlar sürekli bir gruplaştı. Birlik Herkes bir yol beraberlik ayrımı. yok. Tabii, herkes bir yol ayrımına girdi. Kimi siyasi olarak girdi. Kimi kültürel anlamda girdi, kimi maddi anlamda girdi ama insanlar özellikle pandemiden sonra tamamen ayrı yollara girdi. Özellikle pandemi zaten insanların arasındaki bu sohbeti, muhabbeti alıp götürdü biliyorsunuz o eski işte konuşmalar, oturmalar, sarılmalar, tokalaşmalar zaten bitti artık onlar yok ama
artık insanların bir araya gelmesi de çok zorlaştı. Çünkü o dönemler alıştılar ayrı kalmaya. Evet. Pandemi de bunun tuzu biberi oldu. Yaranlık bitti. Geçen elde de bir ay kutlaması oldu. Ahilik haftası. Orada da zaten baktığımız zaman böyle esnaf birlikteliği, sivil toplum kuruluşlarının birlikteliğini görmek maalesef mümkün olmadı. Peki Çankırı'da bu kaybedilen değerleri tekrar bulma, bunları tekrar yaşatma olasılığı var mı diye sorsak? Şimdi taze kan derlerdi bilirsiniz. Evet. Eskiler hep bir taze kan. Yine taze onu kan. Söylüyorlar. İşte takımlarla alakalı. Ben siyasetten bitmiyor ama takımlar olarak. Evet. İşte bir takımın şampiyonluğu için istediğinde diyoruz ki işte takıma taze bir kan lazım. Takıma taze bir kan lazım diye. Takıma gelen her taze kan ben hep daha iyi olacağını düşünüyorum. O kanın da sağlıklı olması lazım değil mi? Tabii. Yani bir de o var. Taze kan olsun ama sağlıklı olsun. Tabii. Şimdi Çankırı küçük bir yer biliyorsunuz. Evet. Ve küçük şehrin avantajları olduğu gibi dezavantajlar da var. Avantajları hem insanları, herkesin birbirini daha yakinen tanıması, tanımadıklarına çok çabuk bir şekilde ulaşabilmesi. Evet. Kar. Ama aynı zamanda bunun gözle görünmeyen çok büyük dezavantajları da var. O dezavantajları da yaşıyoruz tabii bazen. Peki üniversiteyi nasıl görüyorsunuz abi? Ben açılacak bölümlerle beraber birazcık daha iyi olacağını düşünüyorum ama biliyorsunuz şu an konutta, yurtta, öğrencilerin kaldığı sıkıntı var. Büyük sıkıntılar var Suat abi, tabii çok büyük sıkıntılar var. İnsanlar kalacak yer olarak da tedirginler. Ve bir de kayıt donduran, gelmek istemeyen, burada yaşamak istemeyen bir sürü öğrenci arkadaşlarımız var. Etkenleri de var, haklılar da bir yerde. Çoğu yerde haklı olduklarını düşünüyorum Suat abi. Peki Çankırı gerçek manada şehir olabilir mi diye sorsak? Bunu az önce de söylemiştim abi. Bana göre çok uzun yıllar vakti var. Var değil mi? Çok uzun yıllar vakti var bana göre. Yani ben memleketimi çok seviyorum aslında. Hani bunu her yerde, her platformda da söylüyorum. Evet. Hani memleketime çok fazla aslında laf ettirmek, dedikodusunu yaptırmak dahi istemem. Ama bir de gerçekler var. Bir de gerçekler var. Gözle görünen, inkar edilemez gerçekler var. Maalesef daha çok uzun bir yılı var onun için. İnşallah iyi olur diyelim. Temennimiz o. İnşallah. Peki Çankırı'da belediye olsun, milletvekilleri olsun, çalışmaları nasıl görüyorsun abi? Hakkı abi, şimdi bizim burada biliyorsunuz Çankırı'da şöyle bir durum var. Bunu Ankara'da, İstanbul'da göremezsiniz. Hiç kimse Ekrem abi, Mansur abi demez. Falan demez. Yani. Bizim böyle bir avantajımız var. Aslında insanlar bunu fark etse çok hoş olur Çankırı'nın insanları. Aslında bunu bilmek lazım. Çünkü bir şey kaybettiğinizde ya da yapamadığınızda onun kârını anlıyorsunuz. Yani bir belediye başkanı için ya bizim Hakkı abi demek falan çok kârlı bir şey aslında. Doğru. Hem insana bir özgüven verir, hem de karşıdakine daha bir sıcaklık duygusu verir. Ya onlar hep bizim abilerimiz, bizim tanıdığımız evet. İnsanlar. Biz inanıyoruz ki zamanla yanlışı da doğrulturlar, doğruyu da devam ettirirler. Ben buna inanıyorum. Ben daha çok yerel siyasetçiyim. Yani yerel siyasetçiyim derken, hani yerel siyaseti konuşuyoruz. Çünkü biz burada çalışıyoruz, buradan evet. Ekmek yiyoruz. Doğru. Ticaretimiz burada dönüyor, ailemiz burada, mezarlığımız burada. Çünkü aynen öyle. Ölsek de doğsak da burada doğup burada yiyoruz. O yüzden biz her şey bizim abilerimiz tarafından zamanla daha iyi olacağına inanıyorum. İnşallah diyelim. İnşallah. Peki siyaseten bir birliktelik olur mu? Mesela Cumhur İttifakı diyoruz, Millet İttifakı diyoruz. Bu ittifaklar olmalı mı? Bu da bir ayrışma değil mi? Abi bunun için çok erken bunlar söylemek için. Çünkü genel seçimler biliyorsunuz her şeyin kaderini belirler. Benden nice daha tecrübeli sizler, daha diğer abilerimiz, siyasetçilerimiz var. Onlar varken aslında bize bu konuda çok... bir fikir beyan etmek düşmez ama sorduğun için nacizane kendimce doğru ya da yanlış söylüyor. Genel seçim çok önemli. Genel seçim çok etkiler. Şimdi bir de bir şeyleri bakmakla görmek arasında fark var. Evet. Bizler birazcık daha halkın içinde olduğumuz için hani işletmelerden dolayı biraz daha duyuyoruz. Halkın nabzını tabii daha çok duyuyoruz, yokluyoruz. Ama genel seçim çok önemli. Genel seçimin sonucu çok önemli. İttifakın devam edip etmeyeceği sürüp sürmeyeceği çok önemli. Hem ülke açısından hem şehir açısından önemli. Doğru tabii, mu? Tabii ama burada tabii şöyle bir küçük bir anekdot var. Hani üstü kapalı. Bu ittifaklar birazcık küçük şehirlerdeki dezavantajlara giriyor işte. Hani birazcık daha kişilerin kendi elinde bu ittifakın devam edebileceği evet. Aslında. Çankırı'da ittifak var peki? Yani zor ben, sorular değil değil mi? Birazcık zor sorular abi şöyle. Çankırı'da ittifak var mı? Ya ben o kadar çok içlerinde değilim. Anladım. Biz halkın içindeyiz. Tamam o zaman zor soruları bırak. Biz halkın içindeyiz. O peki buradan bizim unuttuğumuz, senin eklemek istediğin herhangi bir şey var mı? Hiçbir şey yok. Şöyle. Firmamızda
fiyatlar uygun mu? Herkes gelip orta şekerli de bir orta şekerli kahve içebilir mi diye sorsak ne dersiniz? Abi insanlar gönül rahatlığıyla aileleriyle gelebilirler, çocuklarını gönderebilirler, eşlerini gönderebilirler. Şimdi biz 10 yıl önce de buna başladığımızda aynı düsturla devam ediyoruz. Biz özellikle bayan müşterilerimiz için daha güvenli bir ortam, daha sağlıklı bir ortam yaratmaya çalışıyoruz. Hem fiyatlarımızı daha çok birimizi daha makul rakamlarda tutuyoruz. Hem de işletmemizin içinde onlara göre daha uygun olan ürünleri ve personelleri seçiyoruz. O yüzden de bugüne kadar çok şükür bu konuda bir sıkıntı yaşamadık. Allah razı olsun diyelim. Cenab-ı Allah gücünüzü artırsın. Amin. Çankırı için normalde sizin olmanız gerekir. Sizin gibi isimlerin olması gerekir. İnşallah daha iyi yerlerde sizleri görürüz. Biz memleketimiz için zaten ne yapılması gerekiyorsa az önce dediğim abilerimizin yanlarında onlara destek olmak adı altında biz zaten elimizden geleni yapmaya hazırız. Yeter ki memleketin bir çıkar olsun. İnşallah. Memleketimizin bir çıkar olsun. Biz onun dışında elimizden gelen her şeyi yapmaya hazırız.